Sağ tarafta Abokaşi var. Haydi Ersun'un şimdi atmasını. Abokaşi. Abokaşi. Abokaşi sınırdı. Kaleci dizilince ortasını yaparsın tehlike. Orta geliyor kaleci Sabatovski. Çok güzel bir atak yararlanamadık. Suhaski. Sokolovski. Sağdan attı kolundan geçti. Kapatmamız lazım. Evet. Büyük boşluk. Aman çocuklar. Kale boş. Kale boş. Evet, maalesef. Maalesef. 1-0 yenik duruma düşüyoruz Sokolovski ile. 5'te gurbetçilerimiz maçın başından bu yana ayaktalar. Beşiktaş'ımızı destekliyorlar. Şimdi Ertuğrul'dan Abokaşi'ye. Abokaşi sol çaprazdan girdi. Abokaşi. Abokaşi. Ortası biraz. Gol be. Gol. 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 İşte gol. 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 Orhan. Birbiri yakalıyoruz. Sabatovski neyi uğradığını şaşırdı. Renge vaktuma bir Beşiktaş bir. Abokaşi'nin ortası. Fırsatçı Orhan. Tam yerinde bitti. Vuruşunu yaptı ve Sabatovski'yi mağlup etti. Orhan durum 1-1. İşte pozisyon geliyor görüntüye. Abokaşi sol çaprazdan girdi. Karşısında Zelinski. Ona rağmen yaptı ortasını. Orhan ayak koydu ve topu ağlarda. Lenge Vakçova 1. Beşiktaş 1 sevgili izleyiciler. UEFA Kupası 2. turu ilk maçında 72. dakikada Orhan'la beraberliği yakalıyoruz. Serdar. Abokaşi. Abokaşi sıyrıldı. Sergen Abokaşi. Abokaşi. Gol! 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 Abokaşi. Mükemmel Sindanyel. Mükemmel Abokaşi. Biz de burada geçiyoruz. Dakika 14. Dakika 14. Gol Abokaşi. 35 bin kişi İnönü'de ayakta, milyonlar çok yemek alır karşısında ayakta. Beşiktaş 1, Legia Varşova 0. Dakika 14, gol Abokaşi. Sol kanattan atağımız gelişti. Abokaşi, Sabatovski'nin sağla topu alır işte böyle gönderiyor. Mükemmelsin Abokaşi. Nefis bir çalım Zelinski'ye ve Sabatovski'nin sağından topu alarak böyle gönderiyor. İlk başta beraberlik golünün kokunu vermişti. Daniel Abokaşi işte şimdi de gole imzasını atıyor. Dakika 14 gol Abokaşi. 1-0 öndeyiz. Artık Legia Varşova düşünsün. Sayın Toroğlu. Abokaşi farkı diyorum. Çünkü attığı gol kolay gibi gözüküyor ama aslında zor bir gol. Dakika 76. Erkan orta geldi. Ertuğrul boşta kalan top. Abokaşi vurur. Vurur artık çıkmıyor. Girmiyor. Girmiyor. Bomboş pozisyon atamadık. Nasıl kaçar? İşte pozisyon. Kale sahasının içi. Son anda kale içi geliyor. Köşe vuruşu kullanıldı. Ceza sahasında. Alfaz. Yakup. Gol. Atamayan hatalar bu futbolda hiçbir şey değişmez ama bu mutlaka bu kural her zaman var. Yankovic'i bir
Dakika 76. Üst üste ataklar. 5'te golü buluyoruz Yankov'la. Beşiktaş 2 Lege Varşova 1. İnönü de yer yerinden oynuyor. Yer yerinden oynuyor ve Yankov'la durum 2-1 yapıyoruz. Beşiktaş 2 Lege Varşova 1. Şimdi sevinme sırası yine bizde. Tam zamanında golü bulduk. İkinci yarı Beşiktaş, Beşiktaş gibi oynamaya başladı. İlk yarıda yaptığı o büyük hataları yapmadı. Beşiktaş gibi oynadı. Çabaladı, çalıştı. Nitekim başardı, golü buldu. Artık bundan sonra bu işi böyle bitirmesi gerekir. İşte Yankov'un, Yankov'un belki de tarihe geçecek golü. Beşiktaş artık 3. tura çok yakın. Sol ayağıyla o kadar sert vurdu ki hiçbir kalecinin bu topu o mesafeden çıkartması mümkün değil. Ve Beşiktaşlı taraftarların büyük sevinci. 2-1'lik üstünlüğümüz artık Lega Varşova saldıracak. Saldıracak, savunmada açıklar verecek. Ve dileğimiz, Beşiktaş'ımız bir başka gol daha bulacak. Evet, bir de oyuncu değişikliği yapıyoruz. Sahanın içinde itişmeler, kakışmalar var. Çirkin sahneler, çirkin sahneler. Polonyalılar sinirlendiler, sinirlendiler. Ve kırmızı kart Yankov'a. Yazık. Hiç gerek yok. Yankov 3. tur maçında yok. Topsuz alanda dirsek atmalar oldu. Evet. Aslında pisliği yapan 11 numara. Stanjec, Stanjec ve 11 numarayla Stanjec. Bizden de Yankov oyun alanı dışında tamamlayacak. Polonyalılar Varşova'da bize zor anlar yaşattılar maçtan sonra. Büyükelçimizin arabası tartaklandı. Araba zırhlı olmasa belki de ölüm tehlikesi vardı. Bayrağımız yakıldı. Basın mensupları 2 saat mahsur kaldık statta. Burada çiçeklerle karşıladık onları. Aydın Ayadi çiçeklerle karşıladı havaalanında. Ama yine 2-1'den sonra 90. dakikada yine yapacaklarını yaptılar diyorum. Bu arada Oktay da oyundan alınıyor ve bir savunma oyuncusu mutlu oyunda. Ceza sahasının dışına doğru uzaklaştırıyoruz. Evet, bitiriyor. Bitiriyor Beşiktaş 3. turda. Bu UEFA Kupası'nda Beşiktaş'ımız 3. turda. İnönü'de tarih yazıyoruz. İnönü'de destan yazıyoruz. Rasip Kara yumruğunu kaldırdı. Ve büyük sevincini en başta Daniel Avokacci ile paylaşıyor. Beşiktaş 14 Avokacci. Sonra 37 Kuaski. Ve sonrasında da Yankov'un kaydettiği golle Polonya'yı, Varşova'yı, Lega Varşova'yı uğurluyoruz İstanbul'dan. 2-1'lik galibiyette Beşiktaş'tan bakıyorum. Rahim az sonra onun görüşlerini aktarmaya çalışacağız sizlere. Beşiktaş'tan kilitlendiler. Evet, Acun yanında Rahim var. Bakalım Rahim'in görüşleri nasıl? Evet, sağ kenarındayız. Çok zor maç oldu gerçekten. Muhteşem bir seyirci. Beşiktaş'a böyle güzel günleri yaşattığımız için ve taraftarlara böyle güzel günlerde bize birlikte olduğu için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonraki turlarda daha iyi sonuçlar alırız. Definitely as I said, you know, the last game is nothing compared to the game in front, and I had a good chance in the first 10 minutes. I had a goal, and if you see the work rate all together was brilliant, so we were successful. Mahmut, Avokacci, beraber takım olarak çok iyi oynadık. İlk 10 dakikada ayağıma gelen şansı da kaçırmadım ve golü attım diyor. All the tribune is shouting for you, what is it about it? Well, definitely, as I always tell you, well, I think we have the best fans around. Even when we are 1-1 draw, they're still roaring and shouting for us, and we got the goal. And that was what was magnificent. That was beautiful. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Avokacci, bu taraftarla yenemeyeceğimiz takım yok diyor. Taraftar oyuncumuzla adeta ve gol attık diyor. Ve şimdi çağıran tribünlere gidiyor kendisine. Evet, İstanbul Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikteyiz. Başkanım, geldiniz, Beşiktaş'ı destekleriniz ve büyük bir zafere de tanık oldunuz. Bugün tabii çok mutluyuz. Aslında bugün 3 bayramı birden yaşamak istiyorduk. Bir, Cumhuriyetimizin 73. kuruluş yıl dönümünü kutlayacaktık. Onu kutladık. Tabii bununla beraber hem Trabzon'u hem Beşiktaş'ı galibiyetleriyle beraber görmek isterdik. Fakat ne yazık ki Trabzon 3-3 berabere kalarak Trabzon'umuzu bu turda kaybetti.